Evet arkadaşlar, Didim Akbük'teyiz. Didim Akbük'te fiyat 10 milyon TL. Arsası 370 metrekare, denize 250 metre yakınlıkta. Arsası 370 metrekare, denize 250 metre yakınlıkta. Fiyatı 10 milyon TL. Hala eksikleri var, bitmemiş, yeni bitti. Hala derken yani sanki eskiden, henüz tamamen bitmedi demeye getirdim. Değerli arkadaşlar, buradan araç otoparkımız var. Efendime söyleyeyim, alt tarafta da havuzumuz var. Önümüzdeki günlerde havuz da dolacak. Demin biz Sezer'le konuştuk. Ya dedim ki fiyatı biraz indir falan dedim. Karşıdaki komşuyla biz de konuştuk. 8,5'a vermedi, vermemiş. Ve onu demeye getiriyorum. 8,5 veren var, şu anda vermedi. Ben de tanık oldum, aşinayım duruma değerli arkadaşlar. Ve 370 metrekare arsa oluşu iyi, denize yakınlığı iyi. Henüz eksikleri var, onlar da bitmemiş. Yani demin biri yazmış, dün bir ev tanıtmışım. Sanırsam 8,5 milyon mu, 7,5 mu, 7 mi, öyle bir ev tanıtmışım. Abi sana da selam. Demiş ki insanlar kafayı yemiş. Ben yoruma da 3,5'lük bir ev attım ona. Yani 3,5'a da ev demeye getiriyorum. 3,5'lük ev de güzel yani. Hani ne incir ağacıyla insanlar geçmiş kendi örtü yapmış. Yani o günlere dönmeyelim. Yani o günlere dönme anlamında demeyeyim. Ama insanların örtünse incir ağacıyla da örtülenler var demeye getiriyorum değerli arkadaşlar. O yüzden insan başını sokmak isterse bir yere, efendime söyleyeyim, 3,5'a da ev var, daha uygunu da var demeye getiriyorum. O yüzden o abi de demiş ya, kafayı yemişler. Ben de yorumu onu yazdım. Ve önünde de bir havuz var arkadaşlar. Yani biz de her eve iyi diyoruz. Aman bunu alın, kaçırmayın diyoruz. Takdir sizin. Bir adamın bir yeri kaşınırsa en iyi kendisi kaşır. Can bana doğru gel. Değerli arkadaşlar, duvarlara da deforme olmasın diye taşlarla böyle güzel yapmışlar. Bunlar traverten, o tarafa da yapmışlar. Duvarların üstüne de yapay çimler koymuşlar. Bu da denge deposu, motor dairesi, bunların kapakları gelecek. Aracımızı da buraya koyduk. Eve geldik. Peziyajlarımız da bu. Peziyajda bu 370 metre arsa, fiyatı 10 milyon. Didim Akbük'te arkadaşlar. Sonra bahçeyi yavaş yavaş tanıtalım size. Yerler traverten, bahçemiz bu. Dört tarafı dolaşacağız. Efendime söyleyeyim, 3 odalıdır. Odaları büyük. Bu 4-5 oda yapanlar var. Ama ben Sezer'le konuştum. Diyor ki ben odaları büyük tuttum diyor. Ve diyor büyük olsun, ufak odayla ne uğraşacağım diyor. İnsanların talepleri büyük odadan yana. Değil mi? Sen öyle yaptın değil mi? Kesinlikle. Ve dört tarafı gösteriyoruz arkadaşlar size. Peziyaj fena değil. Ondan sonra denize yakınlığı, arsa metrekaresi geniş. Efendim, efendim, benim canım efendim. Travertenler de güzel. İşte ne bileyim yani, gelin bakın. Bunu kaçırmayın. Aman almasanız bilmem iflas edersiniz demeye getirmiyorum. Takdir sizin. Renkler de güzel. Binanın dış cephesine net dekoratif sıvalar kullanmışlar. Bunlar su borularını gizlemek için mantolama, o kemerler mantolama. Çatılarda ışıklandırmalar fena değil. Kamera sistemi var, ev akıllı ev. Klima üniteleri bu çatının üstüne hepsi toparlanıyor. Ve şimdi merhaba evimiz dedik. Drone'la zaten binanın biraz şeklini ön plana koymaya çalıştık. Daha vestiyer falan gelecek. Bizde Mavişehir'de de var bir tane bunun aynısı. O 7,5. Onu da söyleyeyim. Eve girdik merhaba. Henüz daha son kat boyalar atılmamış arkadaşlar. Çünkü saten alçı atılıyor. Sonra kuruması bekleniyor. Bir şeyler oluyor. Ve burası salon. Salonumuz bu. Denize yakın. Arsa 370 metre arsa iyi bir arsadır. Yani genelde hani 300 veya 280 falan. Bu biraz daha büyük. Ondan sonra evi size göstermeye çalışıyoruz. 10 milyon, 10 milyoncuk. O yüzden hani derler ya, zamanda Havva ile Adem mi? Kim? Biraz ilmi anlamda da bir şeyler biliyorum. Yani çok bilmişliğim yok. Ama o zamanda insanlar elbise yok, örtünmek için iffet anlamında incir yaprağıyla kendilerini örtüyorlar. Yani amaç ev almak ise güneşten korunmak için bir şekilde bir yere girilir. O yüzden kimse kafayı yememiş. Değerli abim, fiyatlar yüksek mi? Evet, çok yüksek. Ancak ucuz evler de var. Ve salonu gösterdik, geldik. Mutfağımızı da gösterelim. Ayrı mutfak. Dört tarafı bahçe. Mutfaklar da yeni nesil, modern mutfaklar. Geniş de bir mutfak. Yani
Bazı evler var, çok ucuz böyle sitelerde taksitli maksitli yapanlar var. Onlar dehşet para kazanıyor. İşte onları salonla mutfakları bu kadar. Ya adamlar veriyor. Çünkü ben de Avrupa'ya gidince nasıl oluyor? Adam diyor ki benim bilmem kaç bin euro var, bir şey alamıyor. Onlar da o işi bildiği için ufak evler yapıyorlar. O yüzden onların salonları falan da bu kadar. Adam da ona kanaat ediyor. Buzdolabı, efendime söyleyeyim, bulaşık, evye, ocak, üstüne davlumbaz, mikrodalgada burası arkadaşlar. Henüz eksikler bitmedi demeye getiriyorum. Çünkü ben bazen gittiğimde yurt dışında işte insanlar ne yapsın? Çalışıyor, paraları yok. Diyor ki 100 bin euro var en fazla. Burası da arkadaşlar ayak yolu. Gerçi o devir de bitti. 100 bine de artık bir şey yok da. Ondan sonra eskiden adamlar gidiyor bir tarla alıyor. İçine böyle daireden farksız böyle ufak ufak 4 tane 5 tane yan yana yapıyor. Ufacık. Adam da alamayınca taksit de yapıyor. Daha onun parasıyla yapıyor. İşte o evler ufacık evler. Onu demeye getiriyorum ama o üreticiler mükemmel para kazandılar yani. O çünkü bir verip 10 kazananlar oldu ama şu anda kazanç çok zorlaşmış yani. Onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık. Bu lambalar da henüz yanmıyor. Aha, bu büyük odayı göstereceğiz size. Bu birinci oda. Odayı büyük tutmuş. Terastan deniz manzarası var. Ebeveyn banyoludur bu oda. Evin terastan deniz manzarası da var demeye getirdim. Bazen böyle kopuk cümleler kuruyorum. O yüzden toparlamaya çalışıyorum. Aha. Bunun önünde genişte bir balkon var Can. Önünde genişte bir balkon var. Evet, bu rakamlara evler çok tanıttık arkadaşlar. Şimdi bu balkonu da gösterelim. Geniş de dedim. Yani diğer balkonlara göre geniş. Bu da balkon. Dekoratif sıvalarda uzun ömürlü oluyor. Buradan bir de bahçeyi bir göster. Buradan göze hoş geldi. Ben olsaydım ha, biraz anlaşırdım 8.30-10 arası. Ve bu odayı gösterdik. Onlar da haklı yani alamıyorlar, arsa alamıyorlar. Geldik arkadaşlar, henüz duşakabini takılmamış. Takılacak, bütün eksikleri bitecek, öyle teslim olacak. Burası da banyosu. Şimdi ikinci odayı göstereceğiz. Ya normalde biraz geri gider misin? Normalde burada 4-5 oda yapanlar, ben de biliyorum. Buradan bölüyorlar bir oda bura, bir oda ora. Ama bu tek oda yapmış. Normalde iki oda yaparlar orayı. Ve arkadaşlar burası da ikinci odamız. İkinci odamız da bu. İkinci odayı da gösterdikten sonra yani Akbük'e gelirseniz değişik evler var. Çok fazla seçenek yok ama Akbük'te. Yani öyle çok fazla ev yok. Neden çok fazla ev görmüş oluyorsunuz? Çünkü aynı evi belki 100 kişi, 2000 kişi tanıtıyor. Ev aynı evdir ama evi biri arkadan resimlendirmiş, biri önde, biri yandan. Aslında ev aynı ev. Belki aynı evi belki 2000 kişi eklemiş, tanıtmış. Size de çok fazla ev var gibi. Şimdi bu evi ben tanıtıyorum, başkası da tanıtmış. Şimdi ben önden resim çekmişim, diğer arkada. Ev aynı ev ama reklamı çok. Yani değişik değişik insanlar tanıtınca 50 tane ev varsa 5000 tane ev varmış gibi geliyor arkadaşlar. Durum bu. Stokta çok ev yok demeye getiriyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Herhalde anlatabiliyorum. Ve eksikleri bitse güzel olacak. Artık yani denize yakın istiyorsanız, geniş oda istiyorsanız bana göre bir başvurun, gelin yerinde görün. Burası merdiven kovası. Gördünüz. Heh, şimdi bu odayı büyük yapmış. Şimdi büyük yapmış. Bakın 1,78 benim boyum. Buraya kadar sorun yok. Buraya bir dolap büyüklük yapılır. Yani bunu da yapsaydı çok daha albenisi olur da herhalde yapacak. Bu da üçüncü oda. Odanın büyüklüğü gerçekten güzel. Kafa da değmiyor. Bu ışıklamalar da, aydınlatmalar da güzel olmuş. O ne büyük bir odaymış bu. Değil mi Can? Çok büyük bir oda. Çatı, çelik çatıdır. Ondan sonra üçüncü odayı gösterdik. Sonra terastan manzarayı göstereceğiz. Duşakabinler takılacak. Genel temizliği yapılmış. Tertemiz, eksiksiz eşya taşınacak halde teslim olacak. Yani bu camlar, duşakabinler, aksesuarlar hepsi takılacak. Sonra da aha bu da teras.
Denize karşı şiir yazma terası. Denize karşı şiir yazma terası. Şimdi bu komşular da bir göster de etrafta balkonlara çamaşır asan var mı yok. Ya böyle bazen halı asıyorlar. Bak bunlar güzel işte, bak temiz. Ya çamaşırını kurutmaya at, bir yere at. Bu çevre böyle, bazı yerler var çok çirkin görüntü oluyor. Arkadaşlar denizde böyle, ileride marina var. Buradan ben ölçtüm telefonda 300-300 çıktı. Sezer dedi 250, ben de ona uydum. 250 metre böyle kuş bakışı. Mesela burayı gösterdik değil mi, denizi? Mesela başka ne var? Gelcan. Biz bu evi de tanıttık, satıldı. Bu evi 5,5'a mı tanıtmıştık? Bak birkaç yaşındaydı, satıldı. Alan hayırlı olsun. Aşağıda bir tane demin tanıttık, 6 milyon bunun gibi bir evdir. Onun da renkleri böyle. Renkten kaybediyor bazı evler böyle. Cicili renkler koyacaksın ki böyle deccal sofrası gibi. O zaman olur. Oraya sarı marı böyle cicili koysa dediyse 8 milyon. Renk çok önemli. Değerli arkadaşlar, burayı da özetledik. Yani gerçekten yani o evi dilimizde tüy bitti. Ulan sonra diyor 10 milyon. Aslında 100 milyon olması lazım. Çünkü biz sana tanıttık almadı. 3 milyon 500 ev tanıtıyorum. Yok. Görmüyorsun, almıyorsun, sonra satılıyor. Kuşadası'nda da mesela bizim bu hafta geçen 6 tane ev verdik. Hepsi böyle bir gidiyor bir geliyor. Vallahi satırsa bir daha alamazlar. Ondan sonra ne olacak? İnsan böyle egolu ya, hani biri sana bir şey dersen cevap verirsin ya. Dersen niye böyle yaptın falan. Rövanşı var ya, insan beşerdir. İnsan oğlu yani. Sonra biz de diyeceğiz, oh sen almadın. Bizim elimize de giren çok işte ego. Durum bu arkadaşlar. Varken alın. Bu bir arkadaş beni aradı. Dedi ki, diyorlar ki fiyatlar düşecek. Alamayanlar diyor ama iş adamları biliyor. Ben dedim mesela nasıl düşecek dedim. Ben senin fabrikanda işçiyim dedim. Sen su borusu yapıyorsun. Ben senin fabrikanda işçiyim. Sen benim maaşımı mı düşüreceksin? Yani elektriğini mi düşüreceksin? Katılım payı mı düşüreceksin? Yol katılım payı, vergileri mi düşüreceksin? İşte kırtasiye ürününü mü düşüreceksin? Vergileri mi düşüreceksin ki boruyu ucuz yapacaksın, satacaksın da inşaat düşecek? Benim maaşım yükseliyor. Çünkü yoğurt yükseliyor, makarna yükseliyor, saç boyası yükseliyor, oje, berber, kuaför, elektrik, ondan sonra peçete, bir sürü şey, giysi, tişört, telefon, tespih, gözlük. Bunlar hepsi yükseldiği için ben de bu üretim yapıyorum. Ben inşaata çalışacağım. Fabrikası varsa inşaat işçisi alanında değil. Elektrik kablosu üretiliyor, borusu üretiliyor, kremit üretiliyor, bu mermer üretiliyor, bu üretiliyor. Bunlar hep sigortalı çalışmıyor. Bunlar hep evine çalışanlar yoğurt götürmüyor mu? Dolayısıyla bunların maaşı mı düşecek ki seramik ucuz olsun? Öyle bir dünya yok. O yüzden ona da söyledim. Durum bu. O diğerleri bir şey diyorsa onlar almıyor. Dolayısıyla mesela Avrupa'nın birçok yerinde de RTÜK yok, televizyon, basın kontrol edilmiyor. Önüne gelen gazeteci olmuş, önüne gelen yorumcu, ekonomist olmuş. Onlara da kanmayın. Yani Türkiye'de olsa yani birileri müdahale eder dersen yalan haber yapıyorsun. Onlara kanmayın sevgili arkadaşlar. Emin olun öyle. Yani bilenler bilir. Bilmeyenler de der ki bilmem. Böyle de deyince diyor sen şural şunu mu savunuyorsun? Öyle değil yani. Doğru bir tanedir. 2, 3, 5 değil. Saygılarımla iyi günler, hürmetler, roj başlar.